17 Aralık, 25 Aralık bugün nedense hep üst üste geldi. Bu meseleleri konuşuyoruz. Meselelerle ilgili dün itibariyle CHP'li milletvekili gazeteci Eren Erdem'in de çok ciddi bir iddiası oldu. 17 Aralık polisleri için açılan davada bir takım isimlerin kullanıldığı ve bunların kendisi tarafından bilindiğini, gizli tanık olarak kullanıldığı ve kendisi tarafından bilindiğini söyledi Eren Erdem. Şimdi de telefon attığımızda bu açıklamaların hem nedenini soralım hem de içeriğine ilişkin biraz tartışalım istiyoruz. Eren Erdem, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi sen dün dedin ki ben bu meseleyi biliyorum, gizli tanıkları biliyorum. Aslında söylediğine kimse inanılmaz, 3 kuruşa da satın alınabilir tipler dedin. Eğer genelini değiştirmediysem, cümle böyle değildi ama bu manaya gelebilecek ifadeler kullandın. Doğru, tamamen doğru, benim ifademi tam karşılıyor. Karşılıyor herhalde. Cümle, evet. Neden böyle bir açıklama yaptın bugünlerde, bir kere bir onu merak ederim. Bir de nereden öğrendin? Şimdi değerli Yavuz Bey, ben sizinle daha önceden defaten programlar ve program dışında da evet, sohbet imkanımız olmuştu. Meslektaşız. Eski bir gazeteci ki halen de aynı refleksi gösteren bir milletvekili olarak kaynağımı açıklamak çok doğru olmayabilir. Ben siyasetçi Eren Erdem'e sormuştum onu. Gazeteci olsan zaten eyvallah, şu anda öyle bir şey konuşmazdım tabii ki. Eyvallah, doğru. Şimdi çeşitli kaynaklarımdan öğrendiğim, hatta bu gizli tanıklardan bir iki tanesi beni aradı. Hı hı. Ve bana kendilerine baskı yapıldığını ifade ettiler. Bunlar Ergenekon, çok ilginç bir bilgi paylaşacağım size, münhasır olarak paylaşacağım, hı hı, bunu. Ergenekon davasında da gizli tanık olduklarını ve kendilerine bir baskı yapıldığını, bu davada da gizli tanık olmaları istendiğini ve kendilerine verilen ifadeleri aynen gizli tanık sıfatıyla paylaşmaları istemini benimle paylaştılar. Enteresan. Yani bu bilgiyi bana veren kişiler, hı hı, aynı zamanda Ergenekon davasında da gizli tanık olmuş kişiler. Yani sağlam bilgi mi? Böyle inanabileceğimiz sağlam bir nokta mı? Çünkü çok enteresan değil mi? Ergenekon neresi? 17 Aralık neresi? Evet evet, sağlam yani. Şimdi şöyle, bir seydini yaptığımız, araştırdığımız, hı hı, kendilerini bildiğimiz kişiler bunlar. Hı hı. Ergenekon kumpasında, Balyoz kumpasında pozisyon aldırılmış kişiler. Aynı şekilde kendilerine bir tabiri caizse yeni bir kumpas için pozisyon verildiğini, bundan da rahatsız olduklarını, bunu kaldıramaz hale geldiklerini ifade etti. Akabinde ben farklı kaynaklarımdan bu 25 Aralık 1453 sayfalık fetih iddianamesi, bunlar hani fetih iddianamesi diyorlar ya kendi aralarında. Ya ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, meslek hayatımda polis adliye muhabirliği de yaptım ama böyle bir iddianame görmedim doğrusu. Yok, tam bir komedi zaten. Hani yani kime yarar, kime zarar verir diye de bakmadan söylüyorum. Bir iddianame, bir hukuk metni olarak baktığımda hayatımda ben böyle bir metin görmedim. Yok yani, şimdi biz cemaatin de yaptığı iddianameleri biliyoruz. Cemaatin iddianamelerinin bu iddianame yanında o kumpas iddianameleri bile tutarlı görünüyor. Yani onlar da çok komikti de böylesi yok yani. Evet, böylesi yok. Böylesi. Yani o noktada değerlendiriyorum. Sonra bir bilgi aldım ben. Çok yani %100 kesin bir bilgi olarak. Bunun üzerine birkaç tweet attım. Batmış bir gazetenin, daha sonra televizyonlara çıkıp para karşılığı konuşmuş bir sahibi. Şimdi biz gizli tanıkların isimlerini paylaşamayız. Suç. O yüzden isim paylaşmadım. Paylaşmıyorum da. Batmış bir gazetenin sahibi de Ayçiçeği kod adıyla gizli tanık yapılmış. Yani, yapılmış. İddianamede Ayçiçeği kod adlı gizli tanık bu bahsettiğim şahıs. Aynı ben senin zamanda kimi kastettiğini biliyorum. Herkes de biliyor zaten. Senin de daha önce çalıştığın bir gazete biliyor, sanıyorum tabii, değil mi? Ya kesin tabii. Az çok biliyor insanlar. Tahmin de ediyor. Tabii ki hukuk gereği isim paylaşmıyoruz ama toplum az çok zannediyorum ki tahmin ediyordur. Şimdi bu şahsa da gizli tanık programına alınmış ve bir takım ifadeler verdirilmiş. İsmail Uçar tarafından yapılmış bu iş. Yani 25 Aralık iddianamesinin gizli tanıklarının %90'ına ben ulaştım. %90'ına. Ulaşamadığım bir kişi falan var. Onu da muhtemelen öğrenirim. Benim gördüğüm tablo şu: berbat bir kumpas iddianamesi hazırlanmış. Yani bir komiklik yapılıyor anladığım kadarıyla. Bir şaka. Biz çıkıp da birilerinin böğ falan demesini bekliyoruz.
böyle olacak yani bir şey. Aslında gülüyoruz da gerçekten ağlanacak bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de en önem, öyle, hükümetin maalesef. en önem verdiği mücadelelerden birisi bu. Cemaatle mücadele ettiğini söylüyor hükümet. Fethullah Gülen'le ve Gülen cemaatiyle, ya da onlar paralel adını veriyorlar. En önem verdiği noktalarda hazırlanmış bir iddianameden bahsediyoruz. İddianamedeki gizli tanıklardan birisi batmış bir gazetenin eski bir patronu diyorsun. O patronun aslında bu işlerle hiç alakası olmadığını sen de biliyorsun. Biz de gazetelerden Yok takip tabii canım, ettik. yani Yani bu şimdi dünyayla bir alakası yok bildiğim kadarıyla, sadece değil o mi? değil, başka isimler de var. Bakın o kadar komik isimler var ki, yani ilk bir gazeteci gizli tanık yapılıyor. Yani şimdi ismini zikretmeyeyim. İlk bir gazeteci ve bu gazetecinin ismini insanlar duyduğunda muhtemelen gülme krizlerine girer ve dava çöker. Yani böylesi bir absürtlükle karşı karşıya bir tablo var. Ben de şu an seçim çalışması babında sokaktayım, o yüzden arka planda gürültüler olabilir ama Yok şunu problem söyleyeyim. Bey, biz gayet rahat duyduk. Çok teşekkürler. Evet. Gerçekten Şu enteresan da cümleyi açıklamalar. de ifade etmek Evet. isterim müsaadeniz olursa. Buyurun. Yani bakınız, 25 Aralık iddianamesi tam bir hayal mahsulüdür. Bu iddianamenin bir davaya dönüşmesi halinde Türkiye'de bizim bağımsız hukuktan bahsetme şansımız kalmayacaktır. Bu Türkiye'nin alnına vurulmuş bir kara lekedir. Buna karşı da biz kısmet nasip olur 2 Kasım'da gerekli çalışmaları yapıp yargıyı belli bir reform kapsamında bağımsızlaştırarak bu sorunları ortadan kaldıracak kalıcı çözümler üretme derdindeyiz. Peki. Bu anlamda size de iyi yayınlar Peki, diliyorum. çok Bu konuyla teşekkürler ilgilenmek Eren için çok Erdem. Kolay teşekkür ederim. gelsin. 1 Kasım Kolaylıklar seçimleri diliyorum için size. Çok sağ olun. İstanbul'dan aday yeniden Eren Erdem, eski bir gazeteci aynı zamanda.